benim organlarını bağışlayacaksın mı? Vallahi diyorum, taraftar değilim. Elin dangalağını verip onu yaşatmanın anlamı yok. Ama araştırma yapılacaksa istedikleri gibi kullansınlar. Katıldığı programda böyle konuştu. Organ nakli bekleyen hastalardan peş peşe tepki aldı. Ben dangalaksam, yarın bir gün iyileşirsem giderim ona bağış veririm. Yani organımı bağışlarım ona. Ayıp bir şey ya. Ayıp. Tamam, cahil de onun için öyle söylüyor. Onun aklında zoru vardır o doktorun. Doktor değildir o. Profesör Doktor Celal Şengör deprem etkisi yaratan açıklamalarında geri adım atmadı. Hatta ilginç bir örnek verdi. Bir dangala gidecekse benim organım, onun yerine ben bütün insanlığa faydalı olacak bir işe gitmesini tercih ederim. Yani bir insan dangalakta olabilir. Organ bağışlanmış ama daha sonra psikolojisi düzelebilir, eğitimli bir kişi haline gelebilir. Suç mudur ya da... Hayır ya, bak ben size bir şey diyeyim mi? Siz Stalin'e verir misiniz organınızı? 21 milyon adam öldürmüş herif. Ben vermem kardeşim, kusura bakmayın. Organ bağışına karşı değilim, bedenim üniversitelerde araştırılsın dedi ama bugüne kadar her ikisi için de resmi bir başvurusunun olmadığı ortaya çıktı. Siz kendi organlarınızı bağışladınız mı? Onu gidip alacağız daha. Bizim noterle bu işi konuştuk. İşte öyle bir şey yapacağız. Bakalım. Ben bütün vücudumu bağışlıyorum. Bütün olduğu gibi. İskelet, hepsi dahil olmak üzere. Hatta çok istiyorum ki iskeletim mümkünse bir sınıfta falan kullanılsın. Profesör Şengör organ bağışı tartışmasından sonra bu kez de farklı bir tartışmanın fitilini ateşledi. İnsanların gömülmesine karşıyım. Yakılmasına karşıyım. Kullanın. Değil mi? Yedek parça bu. Mezara gömülmeyi ben doğru bulmuyorum. Hatta aptalca buluyorum. Ki annem öleli kaç sene oldu. Gitmedim bir daha. Niye gideyim? Ne var orada? Mezarına gitsem ne olacak? Ne var orada ya? Karbondan başka toprak ve karbon.